Halkın açlığını değiştirmek istedim. Yoksulluk yolda yatıyor. Görmüyor, acından ölüyor millet. Laikliği değiştirirdim. Laiklikten? Şeriata çevirdim. Ben şeriatçıyım, Müslümanım. Temizlik yapardım. Atatürkçü insanları tutardım. Diğerlerini hepsini temizlerdim, gönderirdim. Ama bu düzeni değiştirmeyi tercih ederdim. Çünkü çok zor. Gerçekten 10 bin TL ile yaşamak, geçim yapmak çok zor. Halkın mikrofonu olarak yine sokaklarda halkın nabzını yoklayacağız. İstanbul'un kalbinin attığı noktalardan bir tanesi olan Mecidiyeköy'deyiz. Bugünkü sorumuzsa eğer memleketi siz yönetseniz ilk değiştireceğiniz şey ne olurdu? Herhalde ekonomiyi rahatlatmaya çalışırdık yani. Vallahi bu parasızlığı değiştiririm herhalde. Millet aç, susuz. Halkın açlığını değiştirmek istedim. Yoksulluk yolda yatıyor, görmüyor, acından ölüyor millet. Onu değiştirmek isterim. Ucuzluk yapardım. İnsanları rahatlatırdım. Sağlık. Sağlık sisteminden hoşnut değil misin? Ya şimdi doktora yetişeceğim. Bakın randevu almak sorun. Eğitim. Gençlerimiz için. Güzel bir gelecek istiyoruz ya. Gençler için, başka bir şey değil. Memleketin yönetimini size verseler ilk olarak ne yapardınız? Önce sağlık ve eğitim. Yani sağlıkta gerçi hastaneler falan açıldı ama ya eğitimde çok gerideyiz. Kültür sanatta çok gerideyiz. Hani bunlar olmazsa olmaz. Zaten olmadığı için bu durumdayız. Laikliği değiştirirdim. Laiklik derken? Şeriata çevirdim. Ben şeriatçıyım, Müslümanım. Müslüman olduğumuz için laik bir insan sistemidir. Şeriat bir Allah'ın kanunu ve kurallarıdır. Evet. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ya. Türkiye Cumhuriyeti dinsiz değildir, Müslümandır, Müslüman ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti çok dinlidir aslında. Yahudi de burada yaşar, Ermeni de, Rum da. Yapar, herkes kendi dinini yaşar ama biz şu an İslamiyet'i yaşamıyoruz. Biz şu an şeriat kanunlarıyla, çünkü biz şeriat kanunlarıyla yargılanacağız ölünce. Laik kurallarıyla yargılanmayacağız. Şeriat kanunlarıyla yargılayacağız. Tabii inanmayanlar bilir. İnanmıyorlar ama o zaman inanacaklar yani. Laik olmayan, laik olanlar Müslüman olamıyor mu yani? İlla hayır. Şeriat mı? Laik şeriata karşıdır. Laik şeriat kanunlarını kabul etmiyor. Laik gelince şeriat kaldırıldı. Hilafet kaldırıldı. Şu an biz kufar içinde yaşıyoruz. Herkes birbirini öldürebiliyor. Şeriatta öldürmek yok. Şeriatta ama kadınlar yakılarak öldürüyor. İran'da aynısını görüyoruz. Şeriatı kirletmek için yapıyorlar. Şeriatta öldürmek yasaktır. Peki doğru bir şeriat örneği verir misiniz? Doğru bir şeriatı hırsızlık olmaz. Hangi ülkede doğru, düzgün bir şeriat var? Ya şu an hiçbir yerde doğru şeriat yok. Bozdular. İnsanlar bozdular. Şu an kıyamet yaklaştıkça şeriat önemi de bırakmadılar. Şu an herkes ölecek, şeriat kanunlarını adam gibi yargılanacaklar. Eğer memleketin yönetimini size verseler ilk olarak ne yapardınız? Temizlik yapardım. Nasıl bir temizlik? Yani bu memleket için Atatürkçü insanları tutardım. Diğerlerini hepsini temizlerdim, gönderirdim. Ama bu düzeni değiştirmeyi tercih ederdim. Çünkü çok zor. Gerçekten 10 bin TL ile yaşamak, geçim yapmak çok zor. Kiralar ateş pahası. Ben kendim kiracıyım. Kirada oturuyorum, yetişmiyor. Çalışıyorum ama aldığım maaş da yetmiyor. Çok zor yani. İlk olarak sistemi değiştirdim. Herkese demokrat olarak söz hakkı verirdim. Adalet, hukuk, yargıyı değiştirdim. Herkese eşitlik ilkesi yaratırdım. Pek çok konu var aslında, pek çok konu var. İlk önce tabii neler, mesela işsizlik, yoksulluk, başka ne var ama pek çok konular var. Ekonomiyi düzeltirdim, pahalılığa bir son verirdim. Devlet olarak madem ki
Ben bu ülkeyi yönetiyorsam basit bir dükkanı düşünün. Ben kendi bayan kuaförü güzellik uzmanıyım. Nasıl ki kendimden alttakilere bir şeyleri söyleyip düzeltebiliyorsam eğer bir kanun çıkarırım. Ekmek bu kadar olacak, şu bu kadar olacak derim. Adaleti düzeltirim. Yani insanlarımızda aşırı derecede bir stres mevcut. Bu stresi azaltmak benim elimde diye düşünüyorum. Yönetmek için geldiysem ben her şeye müdahale etmek isterim. Bir düzen olması lazım. Bu emeklilerin hakkını vermesi lazımdı. Yani böyle bir düzenli yapması lazımdı yani. Milletimize, halkımız çok perişan. El ele emeklilerimiz çok perişan. Yani 10 lirayla bir geçim olmaz. Gerçekten olmaz. Açlık sınırındayız. Kiracılara, kiracılar desen öyle. Yani kimisi verebiliyor, kimisi veremiyor. Yani bu düzen bir değişmesi lazım yani. İlk önce ne yapardım? Vallahi bilemem, ilk önce herhalde yapılaştırmayı. Yani mesela hani şu andaki bu ortam, bu yollar düzeltmeye çalışırdım. Bilmiyorum artık, şu anda sordum belki de diyeceklerimi duruttum yani. İstanbul'u temizliğini yapardım. Kentsel dönüşümüne başlardım. Bayağı şeyler yapardım. Aklımda çok şeyler var ama. Türkiye'de böyle bir iktidar sorunu var. Muhtemelen bunun yani yasal yollardan, bunun tabandan da bir karşılığı olacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bu iktidar gider, başka bir iktidar gelir ve buna benzer iktidarlar sürekli bizi yönetmeye devam edecektir. Memleketin başına geçseniz ilk olarak neyi değiştirirdiniz? İlk olarak yani uzun vadede eğitim sistemi olabilirdi. Eğitim sistemini. Yani çocukluktan beri insanların daha çok düşünerek, sorgulayarak hayatın içerisine atılacakları bir eğitim sistemini oluştururdum. Buradan şekillendiğini düşünüyorum. Yani bütün toplumunda. İlk olarak halkın, yani nasıl diyeyim, bu fakirlik sınırını düzeltirdim. Ya ne bileyim, sistemi değiştirirdik herhalde. Çoluk çocuk, ihtiyar kadın, onlara bakardık yani. Valla ilk önce gelir dağılımını düzgün olarak herkesi eşit olarak, yani insanlar son 10-15 yılda çok gelirlerinden bayağı kaybettiler. Yani harcamalarını kısıtlıyorlar. Yani insanlar daha çok sefil gibi düştüler. Yani artık bir konumları kalmadı. Orta tabaka kalmadı Türkiye'de. Hep zengine hitap ediyor. Mesela bu ekonomiyi değiştirdim ilk önce. Aldı yürüdü gitti. Bazılar diyor ki emekleri bu kadar zam, şu kadar zam. Emeklere zam vermeyeydi. Bu milleti yapmayaydı bu kadar. Ekonomiyi yükletmeyeydi. Bir tane geldi geçti başbakan. Ben 75 yaşındayım. Ecevit. Allah rahmet eylesin. Neyle geldiyse ondan gitti. Başarıları konuşmama lüzum yok. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Eğer memleketin yönetimini size verseler ilk olarak ne yapar? Memleketten giderdim.